Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bir vlog videosuyla daha karşınızdayım. Bu vlogumuzda arkadaşlar sizlerle ne konuşacağız? Kedilerimin sizlere huylarını anlatacağım. Eğer bu kanalı ilk defa izliyorsanız, videolarıma ilk defa denk geldiyseniz veya bu aralar denk geldiyseniz evde 3 tane kedim olduğunu biliyorsunuzdur veya bilmiyorsanız da ben size hemen göstereyim. Bakın şurada delikte bir tane Mantı Hanım var, yatıyor. Burada Mişe Hanım var. Tuvaletin içinde de namı değer Hüsrev Ağamız var. Hüsrev Ağamız tuvaletteyken kimse onun yanına giremez değil mi? Şimdi dediğim gibi ilk defa izleyenler için sizlere kedilerimin huylarını anlatmak istedim arkadaşlar. Kediler bildiğiniz üzere kendi karakterleri olan canlılar. Yani her kedinin farklı farklı huyu var. Siz ne kadar güzel yetiştirseniz de o karakteri bir şekilde kedi kendi içinde taşıyor. Bu benim kedilerim için de öyle, sizin kedileriniz için de öyle. Hayır. Mantı Hanım, oradan çekilir misin? Kaplolara dokunmak yok, çekil oradan. Bu 3 kediden benim evime ilk gelen kedi Mişe Hanım. Mişe Hanım buranın ilk prensesi. Değil mi Mişe Hanım? Sen buranın prensesisin. Daha sonra Mişe'nin ardından Hüsrev Ağamız geldi. Evin delisi, manyağı ve en enerjik çocuğu. Değil mi? Ardından da yakın bir süre önce aramıza Mantı Hanım katıldı. Bu da evimizin renkli bücürü. Evimize renk katan, eğlence katan bücür bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi topacık götü var. Kedilerimiz evimize bu sırayla geldi arkadaşlar. Ben de şimdi sizlere kedilerimin huyunu anlatırken bu sırayla devam edeceğim. İlk olarak sizlere Misha'nın huyundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Misha bir British Shorthair arkadaşlar. British Shorthair dediğime bakmayın, aslında Türkiye'deki British Shorthair'lerin çoğu kırma arkadaşlar. Genelde British Shorthair'lerle Scottish Fold'ları çiftleştirerek elde edilen kırmalardan oluşuyor. Türkiye'deki çoğunluk bu şekilde arkadaşlar. Cins olmasının getirdiği şeylerden bir tanesi arkadaşlar çok kırılgan. Yani hastalıklara karşı çok duyarlı. Evde bir kedi hasta olacaksa ilk hasta olan kedimiz genelde Misha Hanım oluyor arkadaşlar. Bu yüzden en çok Misha'nın üzerine titriyoruz ve bir şey olduğunda arkadaşlar ilk Misha'dan tedirgin oluyorum. Zaten gördüğünüz gibi çok sakin, ortalıkta uysal gezen bir kedi. Hastalığını da yavaş yavaş atlatıyor. Huy olarak gerçekten çok sakin arkadaşlar. Yani kimseye bir zararı olmaz. Kimseye ne bir tırnağı değmiştir bugüne kadar, ne ısırmıştır, canını yakmıştır. Olabildiğince uysal. Veteriner hekime gittiğimizde bile hiçbir şekilde sesini çıkartmaz. Sadece korkar ve öylece bekler arkadaşlar. Eğer kaçacak, saklanacak yeri varsa ama o delikleri hiç affetmez. Yani inanılmaz bir saklanma yeteneğine sahip kendisi. Çok sinsi bir casus gibi. Hemen sessizce kaçıp bir deliğe girebiliyor arkadaşlar. Ve onu bulmanız imkansız hale gelebiliyor. Ben bir gün Misha'yı yani 4 saat falan aradığımı bilirim. Nasıl saklandıysa artık gerçekten bayağı başarılı bu konuda. Onun dışında Misha'nın yemek huyu arkadaşlar birazcık nazlı, yine kendisi gibi. Her türlü mamayı yemez. Yerse bile çok nazlı nazlı yer. Yani bayağı bir seçicidir arkadaşlar. Yaş mama verdiğimde dahi önce yaş mamanın suyunu yalar. Suyu bittikten sonra tanelerini yemeye başlar yavaş yavaş. Tanelerini de hepsini yemez arkadaşlar. Genelde bırakır bir kısmını. Mama konusunda da seçici olunca tabii hastalıklara karşı yine birazcık daha duyarlı oluyor. Çok sağlam beslenemiyor. Onu elimizden geldiği kadar iyi beslemeye çalışıyoruz. Uyku olarak arkadaşlar Misha genelde benim yatağımın köşesinde yatmayı sever. Yani eğer odama alıyorsam, yatakta yatıyorsam bana temas etmez ama ayağımın uç tarafında yatağın köşesinde kendi başına yatmayı, orada uyumayı sever. Hüsrev mesela birazcık daha farklı ondan. Ama sevdirmek istediğinde de kendisi gelir, kafasıyla elimi ittirerek sürekli kendini okşatmak ister. Sırtına masaj yapılmasını ister. Taranmayı çok sever. Ve bu istekleri geldiği zaman bir yarım saat kadar kendini size bayağı bir sevdirir arkadaşlar. Yani zorla sevdirir. Kucağınıza çıkar, zorla kendini sevdirir. O ihtiyacı bittikten sonra da çeker gider, sizi umursamaz, köşesine yatar. Yani tamamen kendi başına buyruk bir kedi diyebilirim. Ama oldukça sevecen, cana yakın, tatlı bir çocuk. Tam bir portakal kafa görüyorsunuz. Misha, güzel gözlüm. Tatlı Misha kim? Onun dışında huylarından devam edecek olursak yine ortalığı dağıtma huyu yok arkadaşlar. Yani böyle gireyim, orayı parçalayayım, bunu yırtayım, bunu yerlere atayım, bulduğum cisimleri düşüreyim, onlarla saatlerce oynayayım gibi huyları yok. Bu konuda ev yaşantısına gayet uygun, uyumlu bir kedi. Onun dışında birazcık masraflı bir kedi arkadaşlar. Yani bu yine cins olmasından kaynaklı bir şey. Dediğim gibi hastalıklara çok yatkın ve hasta olduğu zaman tabii ki kliniğe gidiyoruz. Kliniğe gittiğimizde de otomatik olarak masraf açılıyor. Ve klinik fiyatları gerçekten çok yüksek olduğu için Misha birazcık masraflı bir kedi. Ama hiçbir masraftan tabii ki kaçınmıyoruz. Evcil hayvan sahipleniyorsak onların masraflarını bilerek ve bunu göze alarak sahiplenmek gerekiyor arkadaşlar. Kedi bakmak gerçekten masraflı bir olay ve eğer kedi sahiplenecekseniz bunu mutlaka bilin arkadaşlar. Şimdi geldik diğer kedimize. Bakın burada kimler var, ne yapıyorlar? Mantı Hanım yine sataşıyor Hüsrev'e.
Terliğimi de parçalamışlar. Ya sen Hüsrev'e sataşıyorsun, nasıl baş edeceksin Hüsrev'le? Sen Hüsrev'le baş edemezsin. Şimdi arkadaşlar, Hüsrev bu evin delisi. Bu evin en hareketli çocuğu Hüsrev. Hüsrev'in enerjisini yenmek imkansız yani. Kedi yaz demiyor, kış demiyor, soğuk demiyor, sıcak demiyor. Her havada, her koşulda full enerji. Sürekli ortalıkta dolanır, sürekli ortalıkta koşturur, sürekli bir şeylere böyle ilgisini yöneltir. Gördüğünüz gibi zaten yine rahat durmuyor, dışarıda bir şeylere odaklandı. Yani kedide yorulma denen bir şey yok arkadaşlar. Ayrıyeten Hüsrev'in şöyle bir huyu vardır. Hüsrev tamamen temas bağımlısı. Bildiğiniz üzere Hüsrev'i ben dışarıda sokakta çok küçükken buldum arkadaşlar. Yolun kenarında, marketin köşesinde yoldan karşıya geçmeye çalışıyordu. Kaldırımdan inmeye çalışıyordu. O kadar küçüktü ki inemiyordu. Oradan karşıda gördüğü insanların peşine gitmek istiyordu. Ta o zamandan insan sapığıydı. Yani insan görünce dayanamıyor. İnsana sırnaşmayı, insanla temas halinde olmayı çok seviyor arkadaşlar. Bu huyu birazcık yorabiliyor arkadaşlar. Neden? Çünkü sürekli sizinle temas etmeye çalışan bir şey olduğunu düşünün evde. Yani rahat rahat yürüyemiyorsunuz bile. Sürekli bacağınıza sürtüyor, kafasını, sırtını, sürekli ayağınızın altında ezeceğim diye korkuyorsunuz. Ayrıyeten yatarken sürekli sizinle temas halinde yatmak istiyor. Mesela yatağa yattığınızda hemen gelip size ya sırtını göğsünüze dayar, kafasını kolunuza koyar, böyle gelir size sarılır, öyle yatar. Bir şekilde sizinle temas halinde olmak ister arkadaşlar. Eğer temasını kaybederse ağlamaya, üzülmeye başlıyor. Şşt, oraları ısırma. Şşt, hayır. Kızarım sana. Onu ısırmak yok. Ayrıyeten yine yoran bir özelliği, çok fazla oyuncu. Yani her şeyle oyun oynamak istiyor, her şeyi merak ediyor. Bir de tabii böyle koltuğa sırtüstü uzanma şeyi var, keyfi var beyefendinin. Boşuna a demiyoruz ona. Böyle sırtını oraya köşeye yaslıyor, oturuyor. Keyfine bakıyor. Mantı Hanım da tabii ki sataşma meraklısı. Siz delisiniz ya. Yemin ediyorum delisiniz siz. Mantı Hanım'ı şey diye getirdik. Çivi çiviyi söker dedik. Gerçekten de çivi çiviyi sökecek galiba. Gel Hüsrev, gel. Dediğim gibi arkadaşlar, Hüsrev çok oyuncu. Her şeyle oynayabilir. Yani ona oyuncak fark etmiyor. İstediğiniz oyuncağı verebilirsiniz. Bir ip, bir kağıt parçası, hatta kağıt parçası için deliriyor. Yani kağıt parçası için canını verebilir. Zaten videolarımı izliyorsanız o kağıtla oynattığım oyunları mutlaka görmüşsünüzdür. Kağıdı gerçekten inanılmaz derecede seviyor. Yemek konusuna gelince Hüsrev hiçbir yemeği seçmez. Her şeyi deli gibi yiyebilir. Evin tüm rızkını yiyen arkadaş bu arkadaş. Mişa'nın, Mantı'nın, benim tüm rızkımı bu yiyor. Kuru mamaları yiyor, onları geçtim ama yaş mama için gerçekten çıldırıyor. Yani yaş mama için canını verebilecek bir kedi. Yine bunu da videolardan görmüşsünüzdür. Yaş mama çıkarttığım zaman kendinden geçiyor, çığlık atmaya başlıyor. Bildiğiniz ver diye ağlıyor yani. Onu kesinlikle sizden zorla alacak. Mutfağa girdiğimde zaten sürekli kapıya gelir. Camdan içeri bakar. Bana yaş mama verecek mi, bir şey getirecek mi? Uzun süre mutfaktan çıkmazsam camdan ağlamaya başlar kendisi. Yani duygu sömürüsüyle bizden mama koparmaya çalışıyor. Ama tabii biz bunları yemeyiz. Haftada bir veya iki kere veriyoruz yaş mamayı sadece. Daha fazla vermiyoruz. Hah, bir de bu fok balığı yatışı var. Bu fok balığı yatışı çok meşhur bak. Şu yatışa bir bakar mısınız? Bu nasıl bir yatış? Fok balığı. Seni küçük fok balığı seni. Şımarma saatin mi senin? Böyle oyun oynarken elimi ısırmaya çalıştığına bakmayın arkadaşlar siz. Hüsrev de aynı zamanda çok sakin bir kedi. Yani sakin derken şu açıdan sakin. Hiç kimseye bir zararı olmaz. Bana hiçbir zararı olmaz. Bana hiçbir şekilde zarar vermez. Beni direkt annesi olarak görüyor. Ama dışarıdan yabancılara karşı da genelde bir zararı yok. Sadece tanımadığı bir kişi onu çok fazla sıkıştırırsa
ona ucundan zarar verebilir. Onun dışında zarar vermez ki veteriner hekime götürdüğümüzde bile inanılmaz derecede sakin. Yani o ortalığı yıkan kediler gibi değil arkadaşlar. Bazı kediler gerçekten veteriner hekime gittiğinde ortalığı yıkarlar ama Hüsrev'de öyle sorunlar yaşamıyorum. Tırnağını da çok rahat keserim. Her türlü sıkıştırırım, mıncıklarım. Kesinlikle hiçbir şey yapmaz arkadaşlar. Benim de kediler yönünden şansım bu olsa gerek. Hiçbir kedim yani Mişa, Mantı, Hüsrev hiçbiri bu konuda şey değil. Mantı şimdi birazcık arsız ama o da alışır. Dışarıdan geldiği için bu birazcık daha büyük geldi dışarıdan. O yüzden orman kanunlarına daha hakim. O da zamanla alışacaktır arkadaşlar. Benim kedilerim hep böyle sakin ilerliyorlar. O konuda dediğim gibi şanslıyım. Hüsrev'in diğer huyları, bunlardan bahsetmezsem olmaz. Bir tanesi oral refleks arkadaşlar. Hüsrev annesinden çok erken dönemde ayrıldığı için o emme içgüdüsünü, annesine emme içgüdüsünü atamadı. Ve geldiğinde sürekli beni emmeye çalıştı, elime emmeye çalıştı. Ve bu huyuna hala devam ediyor. Allah'tan sadece ele karşı var bu sapıklığı. Yani sürekli elime emmeye çalışıyor. Geliyor avucumun içini yatıyor, bildiğiniz annesini emer gibi emiyor. Bir 15-20 dakika, yarım saat emip ondan sonra kendi kendine uykuya dalıyor. Ama bazen bu huyu da yorucu olabiliyor çünkü bu huyu belli saatlerde çok yoğunlaşıyor. Mesela bu saatlerden bir tanesi sabah 5. Sabah 5'te gelip yatağın içinde zorla sizin elinize ulaşmaya çalışan ve sizi emmeye çalışan bir şey olduğunu düşünün. Yani sizi direkt olarak uykudan uyandırıyor arkadaşlar. Alarm kurmanıza gerek yok. Kendisi canlı bir alarm. Onun dışında bir de çorap sapıklığı var. Yani çorap gördüm mü dayanamaz. Çorabı kaçırır, saklar, onunla oynar. Hatta bazen çorapları götürüp mama kabına ve su kabına bırakmayı da seviyor. Bazen bir geliyorum ortalık ıslanmış. Ha diyorum bir yerde çorap bulmuş. Onu su kabına götürmüş su içsin diye. Islatıp tekrardan ortalıkta gezdiriyor arkadaşlar onu. Gerçekten ilginç özellikleri olan bir kedi Hüsrev. Evin neşe kaynaklarından bir tanesi. Şimdi geldik Mantı Hanım'a. Mantı Hanım bu evin en yenisi, en çıtırı ama en tospik kedisi. Şu göbüşe bakın. Kocaman bir göbüşü ve totosu var. Mati Hanım, Mati Hanım bana bakar mısınız? Siz niye bu kadar tatlısınız? Şimdi arkadaşlar, Mati Hanım'ın huylarına tam hakim değiliz. Ya bir kısmını öğrendik tabii ki. Sonuçta 2-3 haftadır bizimle. Ama yine de öbürleri kadar değil. Çünkü öbürleri bildiğiniz üzere yani birisi 1,5 yaşında, bir tanesi 1 yaşını geçti. 1,5'a doğru ilerliyor ama Mati Hanım daha 2 haftadır bizimle. Az çok huylarını anladık. Mati Hanım birazcık şakacı bir kızımız. Sataşmayı seviyor. Bakın şimdi zaten bu duruştan belli. Bu duruş ben birazdan gideceğim. Hüsrev'e sataşacağım duruşu. Zaten yeni yeni alışıyorlar diğer kedilerle. Hüsrev'le daha hızlı alıştılar ama Mişa ile daha tam kaynaşamadılar. Ona rağmen gidiyor Mişa'ya da sataşıyor. Böyle bir anda durup dururken koşuyor işte onların üzerine atlıyor. Bak hemen sinsi plan devreye girdi. Gidecek şimdi Hüsrev'e sataşacak biliyorum. Bak. Bak 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 hareketlere bak. Gitti karşısına oturdu. Ne yapacaksın acaba orada? Ya yatıyordun ne güzel. Niye sataşıyorsun ona? Sen niye sataşıyorsun ona? Sataşıyor sonra gidiyor geri yatıyor bak tiplere bak. Mati Hanım'ın en belirgin özelliği bu. Dediğim gibi çok sataşıyor. Herkese çok sataşıyor. Tabii ki yavru olduğundan dolayı oyun oynamak istiyor. Onu da anlayabiliyoruz. Allah'tan Hüsrev ona zarar verecek bir kedi değil. Oyun oynar ama oyunla kalıyor. Yani böyle çok şiddetli gerçek kavga olsa anlarsınız. Bakın Hüsrev zaten hiç tınlamıyor. Özgüveni yüksek. Gelince onunla bir oynuyor, boğuşuyorlar. Ama Mati kaçınca bırakıyor onun peşini geri. Kendi haline bakıyor. Niye olduğunu söyleyeyim. Oyun olduğu çok belli. Çünkü oyun olmasa zaten çığlıklar, bağırıltılar havada uçuşur. Onu net bir şekilde anlarsınız. Ve oyun olmasa Hüsrev böyle sırt üstü yatarak dövüşmez kesinlikle. Yani direkt alır altına onu çığlık çığlığa bağırtır. Eminim bundan. Bu kıza diyorum ki tamam bunu Hüsrev'e yap. Hüsrev'le istediğin kadar oyna, boğuş. Ne yapıyorsunuz siz ya kafalarınıza? Arka pati vurmak yok kafaya. Kafaya artık arka pati vurmak yok. Tamam mı? Bunu Hüsrev'e yap diyorum ama Mişa'ya yapma arkadaş. Mişa daha senden huylanıyor. Daha sana alışamadı. Sen gidip bunu Mişa'ya yaparsan eğer Mişa gerçekten zarar verebilir. Mişa'ya sataştığında bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Gerçekten o kükremeler başlıyor. Tıslamalar başlıyor. Kafaya gerçekten pati vuruyor. O yüzden Mişa'ya sataşmasını çok fazla istemiyorum. Şimdi Mantı'nın diğer bir huyu arkadaşlar yeme huyu. Zaten götünden göbeğinden anlarsınız arkadaşlar. Mantı yemeği çok seven bir kedi.
Çok güzel maşallah, çok iştahlı yiyor. Ben de yiyen kedileri tabii ki seviyorum arkadaşlar. Yiyen kedi iyidir ya. Yani obezliğe kaçmadığı sürece yiyen kedi her zaman güzeldir. Bir kediye bir şey yiyememek daha zor. Şşt! Bakın bu uyarıya alıştırmak da çok önemli. Bir sesle direkt ayırabiliyorsunuz. Ben bunu mesela yatakta yatarken de aynı sesi çıkarsam yine böyle dağılıyorlar arkadaşlar. Mantı Hanım'ın sevdirme huyuna gelelim birazcık da. Mantı Hanım kendini sevdiriyor arkadaşlar. Yani sevilmeyi seviyor. Ben bunu alıyorum kucağıma. Özellikle başının üstü ve kulaklarıyla oynanmasını çok fazla seviyor. Eğer kucağınıza alıp başıyla oynamaya başlarsanız yarım saat, bir saat sizin kucağınızda yatabilir ve böyle o mırlamayı dibine kadar hissediyorsunuz. Yani gerçekten çok şiddetli, çok güçlü bir şekilde mırlıyor. Bayağı hoşuna gidiyor. Gözlerini kısıyor böyle, kendini bırakıyor, orada yatıyor. Gerçekten insanı da çok tatmin ediyor. Yani o mantıyı sevmek çok güzel. Yatarken bile arada yanınıza alıyorsunuz kolunuzun altına. Öyle mırlata mırlata yatıyorsunuz. Dün akşam mesela ben yatarken aldım kolumun altına. Kafasını okşamaya başladım. Allah'ım bir mırlıyor. Evin içine sanki böyle birisi horluyor, tamam mı? Çok yüksek sesle. Ondan sonra dedim uyuyamıyorum, bırakayım. Sevmeyi bıraktım. Kendisi mırlamayı bırakmadı. Hala böyle kolumun arasında yatarak böyle yarım saat falan mırladı yani. Kovmak da istemedim. Yanımda yattı bir süre, sonra baktı yarım saat oldu, kimse sevmiyor artık. Ben gideyim dedi. Ondan sonra kendi köşesine çekildi. Mantı Hanım'ımızın da huyları bu şekilde arkadaşlar. Peki ben en çok hangi kedimi seviyorum? Yani en çok kimi seviyorum diye şöyle bir düşünürsek, bunu seçmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Misha bu evin ilk kızı, evin prensesi, çok narin. Onu gerçekten bu yüzden çok seviyorum, onun üstüne çok düşüyorum. Ama Hüsrev'le de bağımız inanılmaz derecede kuvvetli. Yani Hüsrev'le bir temasımız var, öyle söyleyeyim size. Sürekli benimle birlikte olduğu için ve sürekli bana temas edip elimi emmeye çalıştığı için onunla ayrı bir bağ kurduk. Bir de Hüsrev dediklerimi çok daha iyi anlayan bir kedi. Çok zeki olduğu için yani bildiğiniz konuşarak anlaşıyor gibiyiz. Benim ses tonumdan, söylediklerimden her şeyi anlamaya başladı. O yüzden Hüsrev'le bağımız birazcık daha kuvvetli. Onu bırak. Onu yutarsın sen kesin. Nereye gitti o? Ver bakalım onu. Mantı daha yeni. Tabii ki mantıyı da çok seviyorum. Mantı bu evin tospiği. Renk katan neşesi. Ama tabii ki Hüsrev bir başka ya. Değil mi? Ağam benim. Ne bu? Neydi o hareket? Mama? Mama vereyim mi sana? Mama istiyor musun? Vereyim mi mama? İstiyorsan getireceğim. Tamam, mama getiriyorum. Hadi gidelim mama getirelim, gel. Tamam, vereceğim, vereceğim, vereceğim. Sakin. Sakin, vereceğim. Kim yakalarsa o alır. Şöyle paketimizden bir tane çıkarttık arkadaşlar. İstiyor musun? Siz aşık mısınız lan? Yan yana hiç ayrılmıyorsunuz. Koca götlü. Koca götlü. Birisi yorumlarda demiş ki mantıyı şöyle karşına al, kameranın karşısına al, bir mıncır da biz de rahatlayalım demiş. Mıncıralım mı şimdi mantıyı? Mıncıralım mı? Mıncıralım mı eşek sıpasını? Mıncırırım senin götünü, götünü, götünü mıncırırım. Kaçamazsın. Kaçamazsın, mıncırırım seni. Gel buraya, gel. Gel buraya, gel. Seni ısırırım çocuk. Hemen deliğine kaçtı. Şu an sevdirmek istemiyor demek ki kendini. Neyse, bu videoda arkadaşlar sizlere kedilerimin huylarından bahsettim. Eğer videolarımı ilk defa izliyorsanız, kanalıma yeni denk geldiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olarak aynı zamanda bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca alışveriş yapmak isterseniz bildiğiniz üzere kendi online pet shop'um var. Trendyol mağazamın linkini arkadaşlar açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir de Instagram'dan takip etmek isterseniz Instagram'a volipet.com.tr yazarak veya yine açıklamadaki linkten Instagram'dan gelebilir, takip edebilir, bana sormak istediğiniz sorular varsa oradan sorabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.